Anne. Söyle prenses. Görücüler yarın saat kaçta gelecekler? Akşamüstü gibi gelirler herhalde. Elif, istersen makyajını ben yapayım. Yani sonuçta senin için özel bir gün, güzel görünmek istersin. Gerek yok. Yıldızdır hazırlanırım ben. Elif. Otur. Bugün işe gitmene gerek yok. Ne demek gerek yok? Arayacaksın, işi bıraktığımı söyleyeceksin. Olur mu hiç öyle şey baba? Olur, olur. Olmaz, ben haber vermeden yapamam böyle bir şey. Haber verme mi diyor baban Elif, ha? Telefon etti, haber ver diyor işte. Gülendem abla, ben yıllardır orada çalışıyorum. Öyle yerime birini bulmadan da çıkamam ben oradan. Ayrıca benim orada sözleşmem var. Cezai şartları var. Dünyanın parasını da ödemek zorunda kalırız. Dur, 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 dur. Cezai para mı var? Bak görüyor musun? Bunu bile düşünmüşler. Baba ben götüreyim mi ya Elif'i? Götürüp getiririm işte bu. Hem göz kulak olurum, bir saçmalık falan yapamaz yani. He, gördük geçen sefer. İşi bıraktığını söyleyeceksin. Onlar da en kısa sürede yerine birini bulacak. O zamana kadar da abin seni götürüp getirecek. Duydun mu? Duydum. Duydum baba. Birader ben kahvedeyim. Haberleşiriz. Tamam kardeşim, arayacağım ben seni. Elif acele et, hadi geç kaldık. Hadi oyalanmayın, geçin araba. İyi o zaman, hadi gel. Elif, bu kolun hali ne? Yazıklar olsun sana inan. Gücün kız kardeşine mi yetiyor? Bu mu senin delikanlılığın? Onu koruyup kollayacağına. Ben yapmadım ulan onu. Sen yapmadıysan baban yaptı. Dövmedin de öyle kazık gibi dikilip kardeşin dövülmesine mi seyirci kaldın? Ne farkı var? Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Yıldız. Hadi geç Yıldız, bak benim tepemin tasını attırma. Yıldız tamam hadi. İyiyim ben, hadi geç. Merhaba Bulut Bey. Merhaba Alans. Perakende satışlarımızın yeniden ele alınmasıyla ilgili talep ettiğiniz çalışmayı tamamladım. Yeni bir mağazacılık konsepti üzerine alternatif... Efendim? Bulut Bey dinliyor musunuz? Hı hı. Mağazacılık diyordun. Aslında bugün bir mağaza ziyareti gerçekleştirecektim. Eğer vaktiniz varsa birlikte gitsek... Raporda ayrıntılarıyla anlattığım alternatifleri yerinde görsek daha verimli bir çalışma olurdu. Çok acıyor mu? Ellerin kırılsın Faysal amca. Kırılsın da kurusun inşallah. Annemle konuşayım, gel biz de kal kız. Eğer gelip rahatsız ederlerse polisi çağırırız, şikayetçi oluruz. Bu zalimle eyvallah edecek halimiz yok ya. Bana başka bir ev düşünmüşler zaten, merak etme. O ne demek şimdi? İstemeye geleceklermiş beni. Neye gelecekler, neye gelecekler? Gülen'den meğerse benim yerimi hazır etmiş. Konuşulmuş, anlaşılmış. Kaç koyun ettiğim bile hesaplanmıştır, bak gör. Olmaz. Olmaz ya, izin vermem ben buna. Benim ölümü çiğnemeden kimse sana bunu yapamaz. 47 yaşındaymış. Çok zenginmiş. Çöpsüz üzülmüş. Bir de dalga geçiyor benimle. Zorluk çekmeyeceksin diyor. Gün yüzü göreceksin diyor bana. 47 mi? Oha! Ya bunlar insanı delirtmeye mi çalışıyor? Sen ne yapacaksın peki? Kurbanlık koyun gibi boynunu uzatmayacaksın herhalde değil mi? Ölürüm daha iyi. Ölmeyeceksin Elif. Yaşayacağız biz kızım ya. Güleceğiz, eğleneceğiz. Kahkahalarımızla boğacağız biz bu şehri. Duydun mu beni?
Ölmek mölmek yok. Çıkar bunu aklından. Alaz'ın buradan uzaklaşması herkes için daha iyi olacak. Cihan, sen onun için yurt dışı daha iyi diyorsan ben de razıyım. Emin misin Nurhan? Yani değişen ne oldu ki iki günde? Hı? Yoksa bilmem gereken başka bir şeyler mi var? Yok, ben düşününce onun için böylesinin daha uygun olacağını fark ettim. Hem onun kariyeri söz konusu. Ben bencil davranamam. Sen hayatında ne zaman bencillik ettin ki? Her zaman önce başkalarını düşündün. Sonra da kendini. Cihan Bey. Şahika. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ruşen Hanım'ın yanına gidiyorum şirkete. Birazcık sohbet edeceğiz. İletmemi istediğiniz bir şey var mı? Ha yok, teşekkür ederim. Ne güzel, seni görünce sevinecektir. Ben de işleri toparlayıp öğleden sonra şirkette olurum. Laflarız biraz. Peki. Ne kadar kabalık ediyorum, sizleri tanıştırmadım. Nurhan Hanım, Alaz'ın annesi. Öyle mi? Şahika. Memnun oldum. Ben de canım. Ben gideyim o zaman. Size iyi günler. Güle güle. Şimdi yanlış anlayacak. Kim bilir Ruşen'e neler anlatacak. Yanlış anlaşılacak hiçbir şey yok. Ayrıca ben çocuk yaşta da değilim. Kaygılanma sen. Ya Güles tavan. Ya sizden korkulur ha. Nasıl yaptınız ya? Ben size ne dedim Selami Bey? Sabreden derviş, muradına ermiş. Erdiniz hadi muradınıza. Ama ne yalan söyleyeyim Gülendam Hanım. Artık beni oyaladığınızı düşünmeye başlamıştım ha. Aşk olsun Selami Bey. Ben de laf ağızdan bir kere çıkar. Vallahi öyleymiş ya. Bu arada söz demişken, siz de verdiğiniz sözleri unutmayacaksınız inşallah. Sözüm söz. Daireleri siz seçin. İstediğiniz kat, istediğiniz konum. Görmek isterseniz de sözden sonra götürür gezdiririm ben sizi ya. Yok yok, gerek yok. Köşe daireler olsun yeter. Eyvallah. Ha bu arada son bir şey. Gerçi lafını bile etmeye gerek yok ama bu aramızdaki anlaşma katiyen kocamın kulağına gitmeyecek. Benden demesi. Bir siz, bir ben, bir de Allah bilecek. Değil koca. Bir tek insan evladı bile bilmeyecek. Hem Allah hem billah ya. Allah. Bugün de şirkette kimse kalmamış. Bir nöbetçi sizi bırakmışlar Ruşen Hanım. Bulut şubelerden birine gitti yeni düzenlemeleri yapmak için. Cihan da zaten. Cihan Bey'i ben gördüm. Alaz'ın annesiyle baş başa konuşuyorlardı. Aa. Aa evet. Evet evet. Bana bahsetmişti. Doğrusu ben bu kadar yakın olduğunuzu bilmiyordum. Biz görüşüyoruz ara sıra. Sana denk gelmemiştir. Ha öyle mi? Ben de yani bu kadar yakın görünce aklıma başka şeyler gelmedi değil. Şahikacığım benim bir tasarım bölümüne kadar gitmem lazım. Ama sen çok istiyorsan burada oturabilirsin. Ben de gideyim. Sonra zaten uzun uzun konuşuruz. Hoş geldiniz Bulut Bey. Ben mağaza müdürü Münevver Ateş. Çok memnun oldum. Nasılsınız? Geleceğinizi bilmiyorduk. Aa yok, öyle bilinmesi gereken bir şey yok. Rutin bir ziyaret. Bir anlam yüklemenize gerek yok yani. Elif de söylemeyince. Anlamadım. Yıldız, bunların bedenleri depoda yok. Thank you.
eski pıtırcı da kardeşim Elif olur. Elif stilisttir. Öyle mi? Elif çizimlerini görmeyi çok isterim. Benimki sadece bir hobi. Kendi markasını kurmak için çalışıyor. Her şeyi açıklayabilirim. Sus Yıldız. Tabii gerçek adım buysa. Nasıl? Eğlendiniz mi bari? Bulut Bey, ben... Ne? Bey mi? Ya şimdi bey mi oldum? Ne deseniz haklısınız. Ben gerçekten... Sus. Daha fazla alçalma gözümden. Yalnız sizi tebrik ederim. Gerçekten. Öyle değil mi Alas? Hı? Harika bir performans. Oyunculuk, sahne, kurgu, her şey. Nerede o garson kız nerede? O da burada değil mi? Oyunun parçası değil mi o da? Ne kadar sürede hazırlandınız bu tiyatroya? Bulut. Sen benim tanıdığım en aşağılık insansın Elif. Umarım hayat her daim senin karşına senin gibi insanlar çıkartır. Çalıştığından haberin var mıydı senin Alas? Ben de çok şaşkınım Murat Bey. Böyle bir şeyi daha önceden biliyorsam sizi muhakkak bilgilendiririm. Hani neden böyle bir şey yapayım anlamıyorum Murat Bey. Bu suçlamanız çok kırıcı. Ben yalnız devam edeceğim. Nasılmış? Acıtıyor değil mi? Çıkın dışarı. Ne oluyor? Senin Alaz'ın annesiyle restoran köşelerinde ne işin var Cihan? Alaz kim ya? Annesi kim? Sen niye beni Şarkı'nın ağzına sakız ediyorsun? Ama sen böyle davranmaya devam edersen biz konuşamayız Ruşan. Biraz sakin ol, ne olur. İyi peki tamam, sakinim. Evet, anlat hadi, seni dinliyorum.
Nurhan Hanım'ın zamanında bu şirkette babamın sekreter olarak çalıştığını ve onunla geçmişten gelen bir tanışıklığımız olduğunu biliyorsun zaten. Hatta bu sebeple Alaz'a biz burs verdirdik, onu okuttuk. Yıllarca okuduktan sonra bu şirkette işe aldık. Bunları da biliyorsun. Yani anlamıyorum, bütün bunları bile bile neden bana tekrar tekrar anlattırıyorsun? Bana masal anlatma Cihan. Mış 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 da mış mış mış, çocuk yok senin karşında. Senin o kadınla restoran köşelerinde ne işin vardı? Aa, yeter artık ama Ruşan. Ben bu yaştan sonra senin bu saçma sapan kıskançlıklarına uğraşamam. Vallahi ben de senin çapkınlıklarınla uğraşamam. Tek celsede boşarım seni. Anlıyor musun beni? O defterler kapandı artık. Bitti. Yemin ediyorum boşarım. Duydun mu? Sen bensiz yapamazsın ki. Cihan, bak beni delirtme Cihan. Yapabilir misin ha? Bak, ikimize de bu yaştan sonra bu tür saçmalıklar hiç yakışmıyor. Vallahi benim yaşımda bir şey yok. Otur da yaşını sen düşün bence. Bugün insanlık için küçük, Bulut Giray için büyük bir gün oldu anacığım. Öyle hayatta her zaman kazanamayacağını gördü. İnsanların onun kişiliğine değil, soyadına geldiğini anladı. Olmaz. Anne, anne, anne! Anacığım, anacığım uyan, ne oldu? Siz haklıydınız. Sen, Gülendem abla, abim. Benim mutlu olmaya hakkım yok. Kaderime razı olmam lazımdı. Umut etmekten vazgeçtim ben artık. Gelecek o güzel günleri beklemekten yoruldum. İstediğiniz gibi olacak her şey. Teslim oluyorum. Söyleyin yarın gelsinler istemeye. Kimle istiyorsanız evleneceğim. Buyurun. Elif nerede? Yok Elif. Bıraktı işi, gelmeyecek artık. Saçmalama inan. Öyle bir şey olsa söylerdi bana. Söyle çabuk, ne yaptınız kıza? Ya Yıldız, ben onu kestim, dolaba koydum vallahi. Ne yapacağım ulan kıza? Manyak mısın sen? Kardeşim o benim. Ya çok abilik yapıyorsun ya. Kardeşiymiş. Çekil şuradan. Elif! Elif! Kız!
Ne o? Baskın verir gibi dalıyorsun eve. Terbiyesiz. Terbiyesiz insan. İnan. Ne diye izin veriyorsun buna eve girmesine böyle? Durduraydın, önünden geçti. Allah Allah. Elif, Zoom, zorla mı tutuyorlar seni burada? Bak, polisi arayacağım. Kaç yaşındasın ya? Hakları yok buna. Bırak telefonu Yıldız. Kimseye aramana gerek yok. Kimse zorla tutmuyor beni. Ateşin mi var yoksa? Hasta mısın? İyiyim ben. Merak etme beni. İyi olan insan böyle olur mu kuzum? İnan da işi bıraktın diye saçmalıyor. Bıraktım. Bulut yüzünden mi? Nasılsa işten çıkartacak diye mi düşündün? Boş ver kızım ya. Bize iş mi yok? Buluruz başka bir mağaza. Ne olacak? Anca beraber, kanca beraber. Evleneceğim ben. Çalışmayacağım artık. Evimin kadını olacağım Yıldız. Kendine gel Elif. Ne söylüyorsun sen ya? Bunlar mı tehdit ediyor seni ha? Söyle. Dünyayı yakarım, gene de izin vermem seni evlendirmelerine. Kimsenin bir şey yaptığı yok Yıldız. Ben ne yaptıysam kendi kendime yaptım. En büyük günahı işledim ben. Neymiş o günah? Umut etmek. Böyle bir hayatı yaşarken en büyük günahı işledim. Kimim ben? Ha? Söylesene kimim ki ben? Öz annesinin bile 3 yaşında terk ettiği kızım ben. Öz annesinin bile yüzünü görmek istemediği, arayıp sormadığı bir kızım. Onun istemediğini kim ne yapsın? Öpüp koklamadığını kim öpüp koklasın? Kim titresin üstüne? Stilist olacakmışım. Kendi markamı yaratacakmışım. Stilist olacakmışım da kendi markamı yaratacakmışım, öyle mi? Kal! Elif yapma! Bitti. Rüyada bitti. Her şey bitti. Gerçek bu. Hepsi bitti buraya kadar. O adamla olmaz Elif. Göz göre göre hayatı yakmana seyirci kalamam. Bulut'a kızdın diye... Şişt. Ona kızgın değilim ben. Ne söylediyse de haklı. Yalan söyledim ben ona. Kandırdım, oyun oynadım. Hiç olmadığım biri gibi davrandım ben ona. Bambaşka bir hayat istedim ben ondan. Olmaz da tabii. Haklı. İzin vermem. Veremem Elif. Hepten drama queen çıktı yani. Bana bak Çiyan, seni parçalarım ha. Bana bak İnan. Hele bir dene. Hele bir yelten. Andolsun bir çal sokarım seni böyle gırtlağına gırtlağına. Yine ne oluyor? Vır 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 vır. Ha? Yok baba. Sohbet ediyorduk öyle ya. Aman Faysal. Ne olacak? Elif'e seviniyorduk işte. Deme İnan. Heh. Mutlu olduk da öyle. Oh. Geçmiş olsun Alas. Ah Cihan Bey. Neden dün gece aramadın? Ha? Koşar gelirdim. Eksik olmayın, zahmet ettiniz Cihan Bey. Konuştum doktorlarla. Ne diyorlar? Görebildin mi anneni? Beyni pıhtı atmış. Beklemek zorundayız diyorlar. Tamam, bir de ben konuşayım doktorlarla. Ha? Bak istersen başka bir hastaneden nakledebiliriz. Tamam mı?
Sen bir şeyler yedin mi? Aç mısın? Yok, yok aç değilim. Ya olmaz öyle, bir şeyler yemen lazım. Neyse ben sana bir tost var, bir şey ayarlarım ben, tamam mı? Peki, sağ ol. Doktorlarla konuşacağım. Gülendam. Hadi sende vicdan yok. Hadi sende merhamet yok. Ya sende utanmanın zerresi de mi yok be Gülendam? Bana bak Vuslat, lafını bil de konuş. Almayayım şimdi seni şuracıkta ayağımın altına. Madem o yaştaki adamla kız evlendirmeye meraklıydın, kendi kızını vereydin ya, ne istedin Elif'ten? Karışma sen. Üstüne vazife olmayan şeylere karışma. Eğer var ya ben karışmazsam bana yazıklar olsun. Eğer siz o kızı tehditle, zorbalıkla o adama verdiyseniz, benim sizin kapınıza polisle dayanmak, o kızı da sizin elinizden çekip almak boynumun borcu. Kız, daha senin başında kocan yok. Kadın başına ne edeceksen? Bu dünya kadınların yüzü suyu hürmetine dönüyor. Ben elbet yapacak bir şey bulurum. Sen hiç merak etme. Bulut Bey ile görüşecektim. Randevunuz var mıydı? Odasını göstermeniz yeterli olur. Şahsi bir mesele. Kusura bakmayın efendim. Randevusuz görüşemezsiniz Bulut Bey ile. Sizi bu kata bile almamaları gerekiyordu normalde. Lütfen zorluk çıkarmayın. Güvenliği çağırmak zorunda bırakmayın beni. Ben o konuyla ilgileneceğim Bulut Bey. Hanımefendi, hanımefendi durun. Eğer buraya işiniz için geldiysen buna gerek yok. Merak etmeyin. Sizi kovmayacağım. Çünkü bu bana yakışmaz. Ama siz hak etmediğiniz için değil. Bana yakışmayacağı için. Size iki çift lafım olacak Bulut Bey. Dinliyorum. O gecenin suçlusu benim Bulut Bey. Ben mağazadan iki elbise ödünç aldım. Elif'i kışkırttım, sürükledim de zorla getirdim o geceye. O gelmek bile istemedi. Ben zorladım. Size gece boyu yalanları hep ben söyledim hatırlarsanız. Kardeşiz biz, Elif stilist. Durun durun burada yaşıyoruz. Elif beni bozmak için sustu sadece. Ayak uydurdu, hepsi bu. O gece çekilen fotoğraflarınız yüzünden Elif babasından sağlam bir dayak yedi Bulut Bey. Yetmedi, işten aldılar onu. Yetmedi, evlendirmeye kalktılar. Ne demek evlendirmeye kalktılar? Elif'i bu akşam 47 yaşında bir adama veriyorlar, zorla. Dağ başı mı canım burası? İtiraz etsin, evlenmesin. O da evlenmeyecekti zaten. Ama sizin mağazadaki tavrınızdan sonra kabul etti. İşte Elif'in gerçek adresi. Eğer onu gerçekten seviyorsanız gider bu saçmalığa engel olursunuz. Karar sizin Bulut Bey. Doktorlar çok olumlu konuşuyor Alas. Merak etme, anneni en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Felç geçirme riski varmış. Risk teşkil etmesi gerçekleşeceği anlamına gelmez. Gerekirse Türkiye'nin en ünlü doktorlarını seferber edeceğim annen için. Telaşlanma sen. Ben babamın yüzünü bile görmedim Cami. Albümde 3-5 fotoğraf. Hepsi o. Belki de diyorum babasızlık beni böyle yaptı. Ulan daha başıma ne gelebilir ki dedim hep. Doğmadan yetim kalmışım. Daha hayat beni ne kadar dövebilir. Hep fiyakalı abilerle takıldım. Yaşadığımı hissedebilmek için hep sınırları esnetmek zorunda kaldım. Şuramda bir şey vardı sanki. Böyle dizginlenemez bir şey. O sakinleşsin diye kavga ettim. O sakinleşsin diye karakollara düştüm. Bu kadın bu yaşadığı hayatı hak etmedi Cihan Bey. Benim annem iyileşecek,
Ayağa kalkacak, biz bu hastaneden çıkıp gideceğiz Cihan Bey. Hayat en azından bunu bana borçlu. Hayat babamı aldı elimden ama annemi bana borçlu Cihan Bey. Annene hiçbir şey olmayacak. Buna izin vermeyeceğiz, tamam mı? Hı? Ben seni karartmak yok. Tamam mı? Kaldır bakayım başını. İşte hadi büyü biraz da. Ha? Yalnız iyisin. Ben de varım. Gerekirse ikimiz beraber dikeceğiz bu hayatın karşısına. Tamam mı? Kaygılanma. Koy ver mi? Hı? Hadi birimize biraz hadi. Hadi. Eksik olmayın Cihan Bey. Bunca işinizin gücünüzün arasında geldiniz, bir de benimle uğraşıyorsunuz. Lafı bile olmaz. Her şey kontrol altına alındı. Şu anda beklemeye devam edeceğiz. Kritik evreyi atlattık gibi görünüyor. Akşam üzeri kısa bir süre annenizi görebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geçmiş olsun tekrar. Bak. Efendim Şahika. Neredesin? Şahika, ben çok havamda değilim. Daha sonra yapalım mı? Tamam. Tamam, çıkıyorum 5 dakikaya. Ama çok zamanım yok, haberin olsun. Merak etme. Rezalet falan çıkarmayacağım. Olan oldu bir kere. Annem bir tek seni terk etmedi, biliyorsun değil mi Elif? Bir lanetli sen değilsin kardeşim. Geçen gün İsa bana diyor ki, ya birader diyor, biz ne kadar daha böyle sap sap dolanacağız ortada diyor yani. Hani işte ne zaman sevgilimiz olacak hesabı, anladım. Hani İsa benim kardeşim ya. Yani ona bile diyemedim doğruyu. Birader, benim annem iki çocuğunu küçücükken bırakmış gitmiş. Ben şimdi bu dünyada kadınlara nasıl güveneceğim diyemedim yani. Şimdi ben ne zaman bir kıza böyle kanım kaynasa, böyle birine yakın hissetsem yani. Kanım ısınsa böyle kalbim pırpır eder yani. Öyle olsa bir kıza, o zaman annem geliyor işte aklıma benim. Yani ben nasıl güveneceğim? Hangi kadına nasıl güveneceğim Elif? Sana da güvenemem ki ben. Ben bir daha bu evde böyle bir rezalete izin vermeyeceğim bak. Bana göre. Sende de yalancılık var kardeşim yani. Yani tamam, senin suçun değil belki bu işte. Anamızdan mı mirastır nedir bu meret, ama var yani. Bak, bu evlilik sana da iyi gelecek. O adam sana bir şey yapamaz ha. Yapamaz ya, izin verir miyim ben hiç öyle bir şeye? Yani yeminle bak. Kızım, ekmek, Kur'an, musaf çarpsın. Kolum, kanadım, her şeyim bak benim senin üstünde olacak. Tamam mı? Söz ya. Hani bırakmayacağım, seni yalnız bırakırım mı hiç?
Seninki iki çift sözle işin içinden çıkmaya çalışmak inan. Ama yok. Vicdanını öyle rahatlatamazsın. Benim yüküm hepimizden ağır. Bir de seninkini alamam. Hadi çık. Lafın sözün bittiyse hazırlanacağım artık. Şayka. Çağırdın geldim. 5 dakikadır ağzını bıçak açmıyor. Bizim durumumuz ne olacak böyle Bulut? Ne varmış bizim durumumuzda? Anlamamazlıktan gelme. Ben üniversiteden beri aşığım sana biliyorsun. Şayka. Ya biliyorum ne diyeceğini. Sen bana bugüne kadar hiç söz vermedin. Hiç umut vermedin. Ama artık belki zamanı gelmiştir. Kimse benim kadar sevemez seni Bulut. Bak gururumu bir kenara bıraktım. Ben konuşuyorum seninle. Elif. Çok beklettin mi hayatım? Yo ben de şimdi geldim. Hadi masaya geçelim istersen. Geçelim. Masaya geçtim. Senin? İyi çok yoruldum. Benim çıkmam lazım. Nereye gidiyorsun Bulut? Yüzleşmeye. Yüzleşmeye mi? Kimle? Kimle yüzleşmeye gidiyorsun? Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Merhaba nasılsın? Buyurun böyle. Merhaba kardeşim, sen de yaşıyorum. Gel canım, otur. Zahmet etmişsiniz. Onca şey getirmişsiniz öyle. Olur mu hiç? Adettir. Sağ ol. Evi kolay buldunuz mu bari? He, elimde koymuş gibi. İyi bilirim ben buraları. Sokak sokak. Müsait olunca tabii. Bu okasyonu iyi bilmek icap ediyor değil mi? Doğrudur. Elif Hanım, bugün ayrı bir güzel olmuşsunuz. Bir kişiyi alabilirim böyle. Buradayım ben Alas. Sen git gör anneni. Hadi. Hayırlı haberler bekliyorum sana. Hastayı heyecanlandıracak şeyler söylemeyin. Onu yormamaya çalışın. Merak etmeyin Hemşire Hanım. Anacığım. Allah'a şiş, şiş, şiş. Yorma kendini.
Az biraz yüzün gülsün kız. Cenazen çıkıyor sanki evde. Senin mutluluğun hepimize yeter, merak etme. Az köpürteydin bari. Kaç paraya sattın beni? Hı? Ne kadar verdi o adam sana? Elif, yeter. Sinirleniyorum bak. Yapmadım öyle bir şey. Ben seni çok iyi tanırım Gülendam. Senin bir çıkarın olmasa o adamı kapının önünden bile geçirmezsin. Umarım yaptıklarına değecek bir ücret almışsındır. Yorma kendini annem. Sen dinlenmene bak. Konuşuruz sonra uzun uzun. Ben ölüyorum. O nasıl söz anne? Söyleme öyle. Her şey yoluna girecek. Beni affet. Ne diyorsun anne sen? Ben sana yalan söyledim. Efendim, buraya geliş sebebimiz belli. Hayırlı bir iş için geldik. Lafı fazla uzatmaya gerek yok. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Elif'i oğlum Selami'ye istiyorum. Hayırlısı olur inşallah. Yani adettendir biliyorsunuz. Kızın da bir fikri sorulur. Kızım Elif. Ne diyorsun? Allah Allah. Kim ki şimdi böyle bu saatte? Münasebetsiz. Ben bakayım. Kardeşim hoş geldin ya. Bir sen eksiktim valla. Elif içeride mi? Sana ne? Çekin. Çek. Birader. Birader, birader. Anne, anne bu Bulut Giray bizim elimizde. Neden geldin buraya? Ne diyorsun anne sen? Ne anlatmaya çalışıyorsun? Beni affet. Ben sana yalan söyledim. Allah'ım. Cihan. Cihan Giray. Senin baba. Ben sana yalan söyledim. Ne diyorsun anne sen? Beni affet. Hani doğru mu söylüyorsun? Doğru.
Alas, ne oldu? Konuşabildin mi annenle? İyi mi Nurhan Hanım? Ne oluyor Gülendam Hanım? Seni almaya geldim Elif. Çünkü böyle bir hata yapmana asla izin veremem. Elif bana bak. Kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Hemen çekip gidelim buradan.